Vallahi ilk günden yakalanıyorduk biliyor musun? Bir an dedim bitti dedim buraya kadarmış ya. Savcım çantayı verdi. Sana yemin ediyorum dedim her şey bitti. Kur'an çarpsın bak. Ya savcı, madem çantanın içinde bıçak yoktu bize niye söylemedin? O anda hatırladım. Nasıl hatırladın peki? Köpek. Köpek avladı ya. Give it to my baby. Bıçağı gömdüğüm gece. Aynı köpek oradaydı. İşte. Git buradan. Çantayı gömerken köpek bıçaktaki kan kokusuna geldi. Kokuyu almıştı bir kere. Bıçağı oraya gömemezdi. Eğer köpek o gece orada olmasaydı, kan kokusunu almasaydı belki bu gece bıçağı Barış ellerimle verecektim. Nasıl ya? İşe bak. Köpek sayesinde yani. Boşuna dememişler köpek insanın en iyi dostudur diye. Peki şimdi o zaman bıçak nerede? Savcım Bey Allah'ın kitabını seversen hatırlamıyorum deme. Aceleyle çıktım. Arabadaydım, bıçak yanımdaydı. Evin yakınlarında güvenli bir yere gömmek istedim. Çok az zamanım kalmıştı. Yani polisler gelmeden evde olmalıydım. Evin yakınlarına kadar geldim ama bıçağı koyacağım güvenli bir yer bulamadım. Kimseye de güvenemezdim. O anda başka çarem olmadığını anladım. Başka çarem yok derken... Ya bıçağı nereye koydun savcı? Kukla atölyesinde. Ne? Kukla atölyesine mi? Sen... Kukla atölyesine nasıl güvendin Furu? Peki sahibi kim? Macide Hanım diye biri. Kukla ustası bir kadın. Atölye bizim eve çok yakın. Nazlı'yı okula götürüyorken sürekli önünden geçiyoruz. Nazlı oradaki oyuncakları çok seviyor. Baba hadi kuklalara bakalım. Ya daha geçen gün baktık Cede okula geç kalacağız. Baba bakalım belki yerlere gelmiştir. Aa. Günaydın Macide Hanım. Oo günaydın Fırat'cığım. Sarı şekerim sana da günaydın. Günaydın Macide teyze. Oh canım benim. Okula geç kaldı hala oyuncaklara bakalım diyor. Bayılıyor yaptığınız şeylere. Çünkü beni en iyi onlar anlıyor. Çocukların hayallerinden daha güçlü bir şey yok dünyada. Onlar hep bir rüyanın içinde. Ama biz büyümüş zavallılar çoktan uyandık rüyadan. Niye öyle diyorsunuz ya? Bakın ne kadar şanslıyız. Biz de sizi tanıdık, değil mi? Ben de bu dükkana ne zaman girsem hep çocukluğum aklıma geliyor, inanın. Baba, çok güzel değil mi? Bence buna çok iyi arkadaş oluruz. Evet, çok güzel ama ne konuştuk seninle? Önce okula gideceğiz. Geç kaldık, dönüşte alacağız. Tamam söz? Baba, ne istiyorsun diye sormuştun. Yarın doğum günüm, bunu istiyorum. Baba, lütfen. Ya sen ne istedin de ben bugüne kadar yapmadım Cadı. Alalım, tamam. Macide abla, ne kadar bu? Ah şekercim, o satılık değil. O benim ilk kukla serimden. Ama bak burada bir sürü kuklamız var. Hangisini seçersen benden sana hediye. Ne dersin? Gümüş, var mı beğendiğin başka bak. Onu iste. İlla bu. Hatırladığım Macide Hanım, o kukla satılık değil dedi. Kesinlikle satılamaz dedi. Ya savcı Allah'ını seversen bizi delirtme. Anlat artık. O bıçağı kadına mı verdin? Thank you.
O satılık değil. Fro. Emin misin? Eminim. Eminim, gitmemiz gerek. Ya hele bir dur. Ya Allah'ını seversen dur be savcım, gece gece nereye gideceğiz? Dur bir sakinleş önce. Baba! Ya bıçağı buldun mu? Hatırlıyorum. Eğer şimdi çıkıp gidip bıçağı alırsak bu işi bitireceğiz. Tamam dur oğlum, şimdi gece vakti gidilmez. Bir sabaha kadar plan yapalım, sabah çıkar gideriz. Ya tamam, nasıl olsa bıçağı bulduk, sakin ol. Asıl sen o çantanın içinde bıçağı çıkmayınca o terrek Barış'ın surat ifadesini hayal et.